Merhaba sevgili hazırlık sınıflarım. Bugün de yine yeni bir harfle birlikteyiz. Bugün sizlere bakalım hemen sesler oradan gelecek mi? Evet, bugün öğreneceğimiz harf. Ben şimdi oradan sesleri duyuyorum. Aa öğretmenim. B. B sesi. Evet, B sesini öğreneceğiz bugün. Hemen asalım bakalım sesimizi tahtaya. Evet. Yine çocuklar bir görselle başlayalım isterseniz. Bakın çok güzel bir resim var burada. Ayıcık da çok sevdi. O da oradan seyrediyor. Unutmadı sizleri. Ayıcık da oradan bizi izlesin biraz. Şimdi görsele baktığımız zaman görselde pek çok varlık var. Ama sizden isteğim şu, burada b sesiyle başlayan resimleri bulmanız. B sesiyle başlayan hangi nesneler var bakalım. Ben de kalemimi açayım. Önce görsele bakıyorum. Çok güzel bir manzara. Hemen ilk dikkatimi çeken sudaki balina. Evet bakın, balina. Tekrar edin evde. Balina, b, balina. Devam ediyorum. Madem hayvanlardan başladı, şurada bir baykuş görüyorum. Siz de gördünüz mü? Evet, baykuş, baykuş. Bakın söylerken dudak hareketine dikkat edin. Dudaklarımız kapanıyor. Baykuş, b, baykuş. Evet, devam edelim. Çocuğun elinde güzel kırmızı bir ne var? Balon. Balon. Bakın çocuklar, ne diyorum? Balon. Neyle başlıyor balonda? B sesiyle başlıyor. Evet, babamız. Baba. Bakın, baba. Hem de iki tane var. Söylerken tekrar edin benimle. Baba. Baba. Bakın dudaklarım kapanıyor. Ve iki kere bu sesi ben hissediyorum. Baba. Evet, baba. Peki babanın elinde ne var? Baba bisiklet almış. Tekrar edin. Bisiklet. Bisiklet. Bakın hangi sesle başlıyor bisiklet? B. B. Bisiklet. Evet, o zaman bisikleti de biz yuvarlak içine alalım. Evet, annemiz kapıda bekliyor. Annemizin kucağında bir ne var çocuklar? Bebek. Evet, bebek. B, b sesiyle başlıyor. Bebek. Hemen onu da biz yuvarlak içine alalım. Bebek. Evet, bakalım diğer çocuk ne tutmuş? Bakın oltası omuzunda, elinde bir kova. Kovanın içinde ise bir sürü balık var. Ne varmış çocuklar? Balık. B. Balık. Balık. O zaman ne yapalım? Balıkları da b sesiyle başladığı için yuvarlak içine alalım. Evet, gelelim şöyle. Evin nesi var? Bakın çok güzel bir bahçe ekmişler. Bahçe. Bahçe. B. Bahçe. Evet, bahçe. Evin bakın bahçesi. Peki bahçede anne ya da baba kim ekti bilmiyoruz ama çok güzel. Bakın ne var burada? Biber var. Evet, aferin size. Bakın biber. Biber. B sesiyle başlıyor. Biber. Hemen arkada ise bezelye. Bezelye. Yine b sesiyle başlıyor. Bakın bezelye. Evet, tekrar bakalım. B sesiyle başlayan başka ne var acaba? Benim görebildiklerim bunlar. Başka olan varsa evde sizler tekrar tekrar bakın ve olan sözcükleri tekrar edin. Bakın ben tekrar ediyorum. Balina. Balina. Balon. Balon. Baba. Baba.
Bisiklet. Bisiklet. Balık. Balık. Bahçe. Bahçe. Bezelye. Bezelye. Biber. Biber. Bebek. Bebek. Evet. Baykuş. Baykuş. Gördüğünüz gibi b sesiyle başlayan görsellerimizi işaretledik ve hangi sesle çıktığını birlikte tekrar ettik. Evet, bebeğimiz, değil mi? Neyle başlıyordu bebek? B sesiyle başlıyordu. Biz ne yapalım şimdi? Bu b seslerini önce içini bir güzel boyayalım. Ama tabii ki boyarken nasıl boyayacağız? Yukarıdan aşağıya doğru kalemimizle boyuyoruz. Evet, bakın. Yukarıdan aşağıya 1, 2, 3. 3 hareket yaptım. Tabii ki bir kere daha çiziyorum. Yukarıdan aşağıya 1, elimi kaldırdım. 2, elimi kaldırdım. 3 hareketle çiziyorum. Küçük b sesini yaparken de yukarıdan aşağıya indiriyorum. Ve bakın, yuvarlak, yarım bir yuvarlak çiziyorum. Tekrar yukarıdan aşağı indiriyorum ve yarım yuvarlağımı çiziyorum. Devam edelim. Adı b sesi ile başlayan varlıkların yıldızını boyayın. Bakalım. Hemen oradan sesleriniz geliyor bana. Öğretmenim, balık, balık. Evet, bakalım b sesiyle mi başlıyor? Evet, alkış seslerini duyuyor musunuz? Pekala, buz, buz. Bakalım, buz. Demek ki bu resim buz resmi değilmiş. Peki bu resim ne resmi o zaman çocuklar? Bak bakalım. Evet. Ben bilemedim bunun ne olduğunu. Bir beşgen ama üzerinde böyle damlacıklar var. Ben buz olarak görmüştüm. Demek ki buz değilmiş bu. Bir beşgen. Peki dondurma. Dondurma. Var mı b sesi? Dondurma. Hayır, dondurmada da yok. Peki sen bizi birazcık şaşırttın, böyle buzlar gibi ama rengi de sarı olmaz ki buzun, değil mi çocuklar? Pekala, devam edelim. Evet, b sesiyle başlayan bayrak, ay yıldızlı bayrağımız. Evet, ne yapar? Adında b sesi var, bayrak. Peki güneş, güneşte b sesi var mı? Hayır. Güneşte b sesi yok. Peki kelebek. Var mı çocuklar kelebekte b sesi? Kelebek. Kelebek. Evet, bakalım. Doğru. Kelebekte de b sesimiz var. Yine eğer başındaysa baştaki yıldızı, ortadaysa ortadaki, sonda ise sondaki yıldızı boyayacağız. Bakalım bilebilecek miyiz? Evet, bardak çocuklar. Bardak. Bakın. Bardak. B sesiyle başlıyor. En başta ne var? B. Bardak. O zaman nerede? En başta. Soba. 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 Nerede? B sesi ortada. Evet. Tabak. Tabak. Nerede b sesi? Tabak. Yine ortada b sesimizi yazıyoruz. Evet, harfimizin yazılışı balonun b'sı. Bakın 3 harekette 1 2 3. Büyük b sesi.
1, 2, 3. Küçük b sesi ise iki harekette. 1, 2. Hadi bakalım eller havaya. Yukarıdan aşağıya yazıyoruz önce hep birlikte. 1, 2, 3. Hadi bakalım şimdi bir daha. 1, 2, 3. Büyük b sesi. Şimdi de küçük b sesini yazıyoruz. Yukarıdan aşağı indir. Evet, kaldır. Hemen yarım bir yuvarla. Büyük b sesi yukarıdan aşağı çiz. Elini kaldır. Yarım yuvarlağını çiz. Evet, şimdi de yazılışının üzerinden gidelim. Bakın, b sesinin eksik bırakılan yerleri tamamlayın denmiş. Burada hangi çizgimiz eksik? Evet, ilk çizgimiz yukarıdan aşağıya, ikinci çizgimiz ve işte size b sesi. Tekrar gidelim üstünden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 harekette bitiriyoruz çocuklar. Yine bakın, yine b sesi de iki çizgi aralığında, aşağıdaki satıra taşmıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet, şimdi de küçük b sesine geçelim. Yine noktalı olan, boş bırakılan yerlerimizi dolduralım. Yukarıdan aşağı 1 ve sonrasında yarım yuvarlağımız. Evet, elimde tekrar gösteriyorum. Bakın, elim hep yukarıda çocuklar. Hep yukarıdan aşağıya. 1 ve ikinci hareket. Yukarıdan aşağı in. Hop, yuvarlağını çiz. Yukarıdan aşağı in, hop, yuvarlağını çiz. Satır aralığı iki satıra, güneş ve çiçeğin olduğu satıra kaldırıyorum, çiziyorum. Yukarıdan aşağı 1, 2. Yukarıdan aşağı 1, 2. Yukarıdan aşağı 1, 2. Evet, evde ödev sayfalarınızda yaparken lütfen dikkatli yapın. Kaleminiz hep yukarıdan aşağıya doğru insin. Yine burada da büyük b ve küçük b sesleriyle ilgili çalışma sayfalarımız var. Satır aralıklarını gösteriyorum. Bakın. 2, 3. 1, 2, 3. Küçük b sesinden de yine örnek yapalım. 1, 2, 1, 2. 2 hareketli yukarıdan aşağıya. 1, 2, 1, 2. Evet, son olarak iki harfimizin yazılışını son bir kere daha birlikte yazıyoruz. Büyük B, bakın, iki satır aralığında. Yine küçük B da iki satır aralığında yazıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Yukarıdan aşağı elimi kaldırıyorum ve bığı yapıyorum. Evet çocuklar, yine oyun hamurlarınızda, evinizde oynarken harfleri, öğrendiğiniz harflerin şekillerini ve çıkardığınız sesleri kullanın. Oyun hamurlarıyla bu harfleri yapmaya çalışın. Harfleri yazdığınız zaman, mesela bugün b sesini öğrendik. Oyun hamurundan b sesinin şeklini çizin. Yukarıdan aşağı doğru yuvarlaklarını koyun. Sonra da sesi çıkarın. B. B sesi. Sonra da içinde bu ses geçen kelimeler bulun ve güzel oyunlar oynayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.